أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Bundan evvelki dersimizde din ve milletten bahsetmiştik. Onu özet olarak söyleyecektim. Vaktimiz dolduğu için söyleyemedik. Din ve millet hakikaten ve şer'an birdir. Lakin lügat itibariyle aralarında fark vardır. Yani aralarında fark vardır demek başka başka manalaradır. Ama sonunda din ve millet hakikaten ve şer'an bir manaya gelir. Zira din lügatta taata denildiği için, din demek taat, yani Allah ve Resulüne itaat tarafı. Din lügatta taat manasına geldiği için kendine Resul Aleyhisselam'a, kendilerinden maksat Resul Aleyhisselam'ın mutekadatından, yani Resul Aleyhisselam'ın itikada dair getirdikleri meselelerden bunları itaat, yani kabul olduğu haysiyetten din denir. Resul'ün getirdiği şeyleri hem itaat ediyor hem de kabul ediyor. Bu bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeylerin hepsine birden itaat ve kabul etme yönünden dolayı din denilmiştir. Ama millet meselesine gelince, millet cem etmek manasını olduğundan o getirilen şeylerin, yani Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem'in Allah tarafından getirdiği şeylerin üzerinde bütün insanların cem olunduğu, yani herkes birden eda ettiklerinden dolayı, herkes birden eda ettiklerinden dolayı buna o zaman millet denilmiştir. Millet lügatta cem etmek manasındadır. Nerede cem oluyor millet? Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği şeyleri yapmada cemaat, bütün insanlar birleşiyorlar. O bakımdan da dinin bir adına millet denmiş oluyor. Demek ki lügat manası, dininin lügat manası, dinin lügat manası taat manasındadır. Milletin lügat manası da cem etmek manasındadır. Ama ikisi de aynı şey üzerinde, yani Allah Azimuşşan'dan getirdiği şeyleri kabul edip itaat etmek manasına ve onu yapmak manasına olduğundan dolayı ikisi de şer'an hakikaten bir manaya gelmiş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in itikada dair getirdiği şeyler, ki buna itikada dair kelimesinin yerine itikada müteallik getirdiği şeyler olursa din ve millet denir. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala tarafından getirdiği şey din ve millet olursa, Hak Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Hak Teala tarafının manevisinden getirdiği şeylerdir. O şeyler itikada müteallik olursa ona din ve millet denir. Bütün peygamberlerin itikada müteallik getirdiği şeylerde hiç nesih yoktur. Yani Adem aleyhisselama gelen imanın 6 şartıyla en son peygamberimize gelen
imanın altı şartı ve bütün peygamberlere gelen imanın altı şartı birdir. Bunlarda hiç nesi olmaz. 124 bin peygamber geldiyse itikada dair meselesinde hiç değişmemişlerdir. Buna İslam deniliyor. Yani burada demek isteniyor ki kendisine iman edilen altı müminin bihtire bütün peygamberler, gökte melekler, yerde cinniler ve insanlar aynı şeyi kabul etmek mecburiyetindedirler. Başka bir şey yoktur. Bu hak dindir. Hak din İslam dinidir. Şimdi bir de batıl dinler vardır ki batıl dinleri ilahiyat fakültesinde okuduyoruz diye o kadar mesela vakit bedava anlatılıyor ki ilahiyat fakültesinde 4 sene batıl dinleri anlattığı şey 4 kelimeden ibarettir. Fuzuli olarak bunlarla oyalanmaktan başka bir şey değildir. Müslümanları cahil bırakmaktır, başka bir şey değildir. Söylenecek şey şudur, batıl din anladığı için bir Yahudi dinidir. Onlar Hak Teala vardır, Tevrat Musa haktır dedikten sonra. Demek ki Yahudi dini, batıl din Yahudi dinidir. Onlar ne diyorlarmış? Onlar Hak Teala vardır, Tevrat ve Musa haktır dedikten sonra ne diyorlar? Hak Teala cisimdir. Ve Uzeyr Allah'ın oğludur, melekler de Allah'ın kızıdır deyip kafir ve müşrik oldular bütün Yahudiler. Biri de sahibin, sabi'in ve sabi'ine diye Kur'an-ı Kerim'de geçer batıl din olarak. Sahibin dini de onlar da Allah-u Teala vardır. Zebur ve Davud haktır dedikten sonra yıldızlara tapıp fayda ve zarar bu yıldızlardandır. Yani astronomideki semadaki yıldız topluluklarının hareketlerine bakarak yapacakları şeyi tayin etmeye çalışıyorlar. Yıldızlara tapıp fayda ve zarar bunlardandır deyip kafir olmuşlardır. Biri de Nasara'dır. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'de batıl dini olarak sayılan bunlardır. Bir de Nasara dinidir. Onlar da Allah-u Teala vardır. İncil ve İsa haktır dedikten sonra Hazreti Meryem Allah-u Teala'nın karısıdır ve İsa oğludur deyip kafir ve müşrik olmuşlardır. Biri dahi Mecusi dinidir. Onlar da Allah-u Teala vardır. Zerdüşt adlı peygamber, Zerdüşt adlı peygambere inandık deyip hayrı hüda halk eder, yani hayrı Allah halk eder, şerri şeytan yaradır dediler ve ateşe tapıp faide ve zarar ateştendir dediler. Ve böylelikle bunlar da Mecusiler de kafir ve müşrik oldular. Biri dahi yani batıl dinin müşriklerin dinidir. Müşriklerin dini, onlar da Allah-u Teala vardır. İbrahim Aleyhisselam hak peygamberdir dedikten sonra onlar da ölenler dirilmezler, melekler Allah'ın kızlarıdır deyip kafir ve müşrik olmuşlardır. Yani bu peygamberlerin getirdiği şekilde dini durutmamışlar, tahrif etmişler. Evet, müşrikler İbrahim Aleyhisselam'a yandıklarını söylüyorlar ama Allah-u Teala'ya kabul ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam peygamberdir diyorlar. Fakat öldükten sonra dirilmek yoktur. Melekler Allah'ın kızıdır demek suretiyle kafir ve müşrik oldular. Bunlardan müşrik olanların yani Yahudilerin, Sabi'inin, Mecusilerin, Nasara'nın yani bütün müşrik olanların kadınların nikahla alınmaz. Yani Müslümanlar bunların kadınlarını nikahla alamaz. Ve kestikleri yenmez. Bir de şeriat meselesi vardı ki onu da bundan evvelki dersimizde bir nebze anlattık.
Peygamber Aleyhisselam'ın Allahu Teala'dan amale mutalik getirdiği nesnelere de şeriat denir. Yani Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan ne getirmiş? Beş vakit namaz, oruç, Ramazan'da bir ay oruç, zekat vermek, hac etmek ve daha haram olan şeyleri bildirmiştir. İşte bunlar da dinin bu bölümüne de şeriat ismi tabir edilir. Peygamberler şeriatta bir değildirler. Herkesin şeriatı ayrı olabilir. Ama itikatta birdirler. Bütün peygamberler şeriatlara ayrı olabilir. Ama bazı peygamberler bazı peygamberlerin şeriatlarını yürüdürler. Ama şeriatları da ayrı da olabilir. Ama itikada müteallik olan meselelerde bütün peygamberler Adem'den bizim peygamberimize kadar 124 bin peygamberin itikadı aynıdır. Yani ehmentus aynıdır. Şimdi gelelim icmali iman. İcmali iman niye mesela anlatılıyor? Bir adam hemen kelime-i şehadeti getiriyor. Kelime-i şehadeti getirdikten sonra harbe giriyor, ölüp kalıyor. Acaba bu icmali iman kafi midir? Yani adam icabında cünüplükten bile gusledemedi. Namaz da kılamadı. Adam yeni Müslüman oldu. Ondan sonra hemen harbe girişti. Harp neticesinde de şehit oldu. Yani kelime-i şehadeti getirdikten sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulüh dedi. Ben İslamiyet'i kabul ettim dedi. Allah'ın peygamberi neyi getirdiyse emir olarak başımın tacıdır, nehi olarak da ben onların yasak olduğuna inandım dedi. Toptan bir şey söylemedi. Sonra harbe girdi. Hiçbir amel yapmadı. Harbe girdi öldü işte bu. Bu adamın icmali imanı kafi midir? Onu anlatıyor da icmali iman Allahu Teala ne şeyle emrettiyse kabul ettim ve neden nehyettiyse onu da yasak olarak kabul ettim ondan da kaçındım demekle hemen harbe giriyor ve harbe girdikten sonra da adam ölüyor. Bu adama dini merasim icra edilecektir. Aynen Müslümanlar gibi yıkanacaktır, cenaze namazı kılınacaktır, Müslümanların kabrine defnedilecektir. Adam namaz kılmadı, zekat vermedi, hac etmedi, İslam'ın diğer şeylerini yapmadı gibi böyle şey mevzu bahis değildir. İmanı icmali kafidir. Ve buna böyle bir şahsa tafsilat da lazım değildir. Asıl imanın sübutunda bulunmasında imanı icmalinin tafsili imanla bir farkı yoktur. Ama kemali urfa gelince, şimdi onu anlatacağız mesela. İman nerede tafsilatlı iman etmek lazım? Yani imanın tafsilatına inanmak. Yani imanı nelere? Mesela şimdi imanın tafsilatı deyince imanın 70 küsur şubesi var. O 70 küsur şubeyi sayıp, bilip, anlamak imanın tafsilatıdır. Ama şimdi ona vakti bulamamış, toptan iman etmiş. Onları mesela imanın bütün efendim şubelerini birer birer saymaya vakit yok. Adam, biz işte İslamiyet'e giren adamın icmali imanisi ne? Demek ki onun icmali imanla tafsili ikisi aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Ne diyor adam? Şöyle diyor yani. Mümin olup kafirden halas olmada, kurtulmada kafidir. Tafsiri lazım değildir. Asıl imanın sübutu bulunmasından icmalın tafsiliyle farkı yoktur. Yani icmanı imanla tafsili imanın farkı yoktur. Ama icmali imanın mesela tafsili iman gibi değildir. Her adam hemen mesela Müslüman olup arkasından da harbe girecek bir durumu yok. Ondan sonra adam harbe girecek, ondan sonra gazi olacak. Senelerce Müslüman olarak yaşayacak. Bunun bazı şeyleri öğrenmesi ve tafsili imana geçmesi lazım gelir. Oldu mu ya? Evet, devam et.